Merhaba arkadaşlar. Ben Sayın Atik. 11. sınıf trigonometrinin sonuna geldik, dayandık. Bu 11. sınıfla ilgili son çalışmamız olacak arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonlar kalmıştı. Onu da bugün halledeceğiz. Şimdi ters trigonometriye girmeden önce fonksiyonlarda genel durum neydi? Bir f fonksiyonu birebir ve örten olduğu takdirde tersi de var ve fonksiyondur. Ters fonksiyon zaten geri dönüşüm fonksiyonu demektir. A tanım kümesi, B görüntü kümesi birebir olduğundan dolayı tanım kümesi görüntü kümesine eşit olmak zorunda. Ters fonksiyonu aldığımızda arkadaşlar kümeler takla atıyor. Şimdi fonksiyon A'nın x'ini B'nin y'sine götürürken x, y ikilisi f'in elemanı ya da y eşittir fx. Bu sefer ters fonksiyon B'nin y'sini A'nın x'ine götürürken yx ters fonksiyonun elemanı x eşittir f'in tersinde ya. Y. Şimdi normal fonksiyon ile ters fonksiyona baktığımızda f'ten tersine geçerken, tersinden f'e geçerken içerideki ile dışarıdaki takas olmuş, takla atmış. Yani y eşittir fx ise x eşittir f'in tersinde y, b eşittir fa ise a eşittir f'in tersinde b, içeri ile dışarı takla atıyor. K eşittir fl ise l dışarı k içeri takla atıyor. Dolayısıyla A'dan B'ye götüren fonksiyonu F, geriye getiren fonksiyona da ters fonksiyon dedik. Bir önceki çalışmamızın başında ezberlemek istemeyenler mutlaka bunun sonunu dinlesinler demiştim arkadaşlar. Ama ben yine de buraya almaya çalıştım. Şimdi eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sinüsün grafiğini çizebiliriz. Ama sinüsün birebir ve örten olduğu aralık orijin civarında eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasındadır. Bu arada sinüs eksi 1'den artı 1'e kadar olan bütün değerlerini y ekseni üzerinde tarar ve çizik halinde olduğundan dolayı da birebirdir. Bunun arkadaşlar çemberdeki görüntüsü eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye kadar olan bölüm. Aslında biz buraya saatin tersi yönünde pozitif yönünde döndüğümüzde ne diyorduk? 3 pi bölü 2 diyorduk. Ama 3 pi bölü 2 zaten eksi 90'a eşit. Peki neden hocam ikinci bölgede ve üçüncü bölgede de aynısı değil mi? Arkadaşlar ikinci ve üçüncü bölge orijinden biraz uzaklaştığından dolayı kopuk oluyor. Ha orayı da alsak biz fark etmez. Ama her zaman merkeze yakın olmak lazım. Ateşe yakın olan ısınır. O zaman sinüs fonksiyonu eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2 aralığından r sayılara tanımlandığında ki alacak olduğu maksimum değer 1, minimum değer eksi 1'miş. O zaman sinüs fonksiyonunun tanım kümesi eksi 90 artı 90 arası, görüntü kümesi eksi 1 artı 1 arası oldu arkadaşlar. Fx sinüs x olarak gösteriliyordu. Şimdi biz ters fonksiyonuna geldiğimizde sinüsün tersini aldığımızda görüntü kümesiyle tanım kümesi takla attı, yer değişti. Bu sefer f'in tersini sinüs x'in tersi olarak ve önüne ark ibaresini getirerek gösteriyoruz arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların tersleri ifade edilirken her birisinin önüne ark getirilir. Örneğin biz tanjant x'in tersini göstermek istiyorsak ark tanjant x. İşte kosekant x'in tersini göstermek istiyorsak ark kosekant x olarak ifade edeceğiz. Yani trigonometrik fonksiyonların önüne ark getirdik miydi? Mesele tersi demek oluyor arkadaşlar. Birinci kağıdı gönderdim. Şimdi bu içerideki takla atma olayı y eşittir sinüs x olduğunda x eşittir ark sinüs y. A eşittir sinüs alfa olduğunda alfa eşittir ark sinüs alfa. Şimdi biz sinüste daha önceki gördüğümüz çalışmalarda açı görüyorduk içeride. Dışarısı da ne çıkıyordu? R sayı çıkıyordu. Yani sinüsün görüntüsü tanım kümesi açı olacak. Sinüsün tanım kümesi açı olacak. Görüntüsü ise R sayı olacaktı. Ters trigonometrik fonksiyonlarda ise arkadaşlar bunlar yer değiştiriyor. Yani biz ters trigonometrik fonksiyonlarda bu R sayının karşılığı acaba kaç derecedir diye soracağız. Kaç derecedir diye soracağız. Açı diye soracağız. Bulduğumuz zaman sonuca gittik.
Hemen ben birbiriyle bağlamaya çalıştım burada. Kosinüs ise en büyük değeri olan biri sıfırda, en küçük değeri olan eksi biri de pi'de alır arkadaşlar. O zaman koordinat düzleminde grafik olarak baktığımızda kosinüsün birebir ve örten olduğu yer 0 pi aralığı. Çünkü her noktaya karşılık farklı bir nokta geliyor, birebir. Boşluk kalmıyor, örten. Peki bunu çemberde gösterdiğimizde de 0 ile pi arası şurası oldu. Kosinüs en büyük değeri olan biri 0'da aldı. En küçük değeri olan eksi biri de pi'de aldı. Peki başka ne aldı arkadaşlar? Örneğin açıyı şöyle 0'dan biraz büyüttüğümüz zaman kosinüsümüz ne oldu bizim bu sefer? Şurası oldu. Biraz daha açıyı büyüttüğümüz zaman kosinüsümüz bizim ne oldu? Bu sefer burası oldu. Açıyı büyütmeye devam ettiğimiz zaman arkadaşlar kosinüsümüz neresi oldu? Burası oldu. Açıyı büyütmeye devam ettiğimiz zaman kosinüsümüz burası oldu ve eksi 1'e kadar devam ediyor. Öyleyse bu bölgede ise biz kosinüs ve kotanjantı kullanacağız. Sinüste nereyi kullanıyorduk ve tanjantta nereyi kullanıyorduk arkadaşlar? Dördüncü ve birinci bölge sinüs ve tanjantta. Dördüncü ve birinci bölge kosinüs ve kotanjantta birinci ve ikinci bölge. Ancak ikinci bölgedeki, gerçi ben onu not olarak yazmıştım bir yere de, ikinci bölgedeki açıları biz pi eksi alfa olarak 180 eksi alfa olarak yazdığımızı da hatırlayıverelim. O zaman kosinüs fonksiyonu 0 pi aralığından eksi 1 1'e birebir örten. O zaman tersini aldığımız zaman ark kosinüs ne olacak? Kümeler yer değiştirdi, tanım görüntü kümeleri. O zaman ark kosinüsün tanım kümesi eksi 1 1 aralığında, görüntü kümesi ise 0 pi aralığında olacak. Buradan y eşittir kosinüs x ile karşılaştığımızda attır takla x eşittir ark kosinüs y oldu. X açı olduğundan 0 pi aralığında, y ise kosinüsün karşılığı r sayı olduğundan eksi 1 1 aralığında. Bunu da gönderdim gitti. Evet. Verilen ifadelerin değerlerini bulalım. Buraya birkaç tane sallamış. Bunların değerlerini bul bakalım arkadaş demiş. Bulalım arkadaş. Şimdi gördüğünüz gibi arksinüste içeride ne var arkadaşlar? R sayı var. Arkkosinüste içeride R sayı var. Arksinüste içeride R sayı var. Arkların karşılığı açı olması lazımdır. Şimdi hareket noktamız şu olacak. Her nerede görürseniz görün ve her ne vakit görürseniz görün, arklı olan ifadenin tamamına bütün olarak, arklı olan ifadenin tamamına bütün olarak alfa dediğinizde. Şimdi tersinden yönetine geçerken takla attırmamız lazım. O zaman dışarı ile içeri yer değiştirecek. Buradan sinüs alfa ne geldi? Kök 3 bölü 2 geldi. Şimdi olay şuna dönüştü. Sinüsü kök 3 bölü 7'den açı kaç derece? Sinüsü kök 3 bölü 2'den açı kaç derece? 60 derece pi bölü 3'müş bizim alfamız. Ha, şunu söylerseniz arkadaşlar. Ya hocam 30, 60, 45'in ben sinüsünü, kosinüsünü nereden bileceğim? Arkadaşlar bunu dik üçgende trigonometrik oranlarda söylemiştik. 30, 60, 90'ı bir tane 30, 60'ı bir tane 30, 60 üçgeni çiziyorsunuz. Şöyle diyelim. Hipotenüsün karşısı A oldu. 30'un karşısı A olduğunda hipotenüsün karşısı 2A. Niye? 30'un karşısı hipotenüsün yarısı, geometriden biliyoruz. 60'ın karşısı da kök 3 katıydı. A yerine 1 yazın. Buradan 30, 60'ın tamamını, tanjantını, kotanjantını, sekantını, kosekantını bulabilirsiniz. 45'i de zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ya da bir ikizkenar üçgen çizer götürürsünüz mala. Geldik. Yine buna alfa dedik. Takla attırdık. O zaman kosinüs alfa eşittir ne oldu? Kök 3 bölü 2. Soru şu oldu. Kosinüsü kök 3 bölü 2'den açı kaç derecedir? Arkadaşlar sinüsü kök 3 bölü 2'den açı 60 dereceydi. Sinüs ile kosinüs
tümler olduğunda dönüşüyorlardı. E o zaman sinüsü köküç bölgeden açı 60 ise 60'ı 90'dan çıkarttığımda o zaman kosinüsü köküç bölgeden açı 30 olur. 30'u nasıl gösteririz biz? Pi bölü 6. Hatırlayamadınız. Buradan da gidebiliriz. Şimdi dananın kuyruğunun acıdığı yer. Arklı ifadeye alfa dedim. Buradan sinüs alfa eksi 1 bölü 2 geldi. Eksi 1 bölü 2 geldi. O zaman arkadaşlar sinüsü 1 bölü 2'den açı 30 derece. Sinüsü 1 bölü 2'den açı 30 derece ya da pi bölü 6 radyan. Peki sinüs de nerede çalışıyorduk biz? Ya birinci bölgede ya dördüncü bölgede. Ya birinci bölgede ya dördüncü bölgede. Açı artı olduğu zaman birinci bölgeye düşmek zorunda. Açı eksi olduğu zaman dördüncü bölgeye düşmek zorunda. Yani bizim buradaki alfamız eksi pi bölü 6 eksi 30. Şu hareketi de yapabilirdik arkadaşlar. Şu hareketi de yapabilirdik arkadaşlar. Sinüs eksiyi kusuyordu. O zaman şöyle diyebiliriz. Sinüs eksiyi kusuyordu. İçerideki eksiyi dışarıya atarsam eksi ark sinüs 1 bölü 2 alfaymış. Buradan sinüs eksi alfa 1 bölü 2 oldu. Sinüsü 1 bölü 2'den açı 30 derece. 30 derece eksi alfa eşitmiş 30 pi bölü 6. Bu daha kıyakta olabilir. Hemen sinüsle bağlantılı olduğundan dolayı aşağıdakine geçiverdik. Eksi dedim. Sinüs eksiyi kustuğundan dolayı eksi dışarıya kaçacak. Ark sinüs kök 2 bölü 2 eksi alfa. Buradan sinüs eksi sinüs alfa kök 2 bölü 2. Sinüsü kök 2 bölü 2'den açı. Kök 2 bölü 2'den açı 45 derece. Yani eksi alfa pi bölü 4. Alfa eksi pi bölü 4. Kosinüse gelince. Alfa dedik. Kosinüs eksiyi yutardı. Dolayısıyla o riske burada girmiyoruz. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2'den açı. Kosinüsü 1 bölü 2'den açı 60 derece pi bölü 3. Peki kosinüsün eksi olduğu yer neresi? Üçüncü ya da ikinci bölge. Ama biz üçüncü bölgeye geçemeyiz. Niye geçemeyiz? Kosinüsün birebir örten olduğu aralığı biz sıfırdan pi'ye kadar olan yer olarak almıştık arkadaşlar. Sıfırdan pi'ye kadar olan yer. Aynı şey kotanjant için de geçerli. Şimdi bizim açımız buradan ne geliyor? Bizim açımız negatif geliyor arkadaşlar. Yani kosinüs alfa eksi 1 bölü 2'ymiş. Peki kosinüsü 1 bölü 2'den açı ne? 60 dereceydi. İkinci bölgedeki açıyı nasıl yazarız biz? Pi eksi 60'dan aha bizim alfamız 120 derece olur. İkinci bölgedeki açıyı pi eksi alfa pi eksi çata şeklinde gösteriyorduk. Gönderdim gitti. Tanjant ve kotanjantta arkadaşlar sınır değerlerimiz yok. Tanjantın ve kotanjantın niye tanımsız olduklarını daha önceki trigonometrik fonksiyonlarda eksenler kesişmediğinden dolayı ifade etmiştik. Şimdi bunların ışığında ifadelerin değerlerini bulalım demiş. Alfa dedim. Buradan takla attırdığımızda tanjant alfa köküçmüş. Buradan kotanjant alfa 1'miş. Buradan tanjant alfa eksi 1'miş. Şimdi tanjantı köküç eden hemen bir tane 30-60 çizdik. Burası 30 olsa, orası 60 olsa, 1 olsa, 2 olsa köküç oluverir. Tanjant alfa karşı bölüden kaçmış arkadaşlar? 60 dereceymiş pi bölü 3. Kotanjantı 1'den açı hemen öküz kenar dik üçgenden şöyle 45 aldığımızda 1 kök 2 olur. Ha bu arada sinüs kosinüs 45'i de buradan buluvermiş olduk. O zaman karşı bölü komşudan ya da komşu bölü karşıdan alfanın kaç gelmesi lazımmış? Pi bölü 4. Tanjantı 1'den açı kaç derece kardeşim?
45 derece yani pi bölü 4 eksi olduğundan dördüncü bölgede, o zaman saat yönünde gittiğimizde alfamız eksi pi bölü 4. Saat yönünde gittiğimizden dolayı açı eksi geliyor. Biz birinci ya da dördüncü bölgede alacağız. Birinci bölgede olduğunda artı, dördüncü bölgede olduğunda eksi. Esas ölçüyü bulmuyoruz arkadaşlar. Esas ölçüyü bulmuyoruz arkadaşlar. Gönderdim gitti. Arkkot eksi bir demiş. Dedik alfa alışmış kudurmuştan kötü diyor. Aynı şeyi yapıyoruz hep. O zaman kotanjant alfa eşittir eksi birmiş. Buradan kotanjant alfa eşittir eksi üçmüş. Şimdi kotanjantı bir eden açı 45 derece. Kotanjantı kök üçeden açı 30 derece. Ama kotanjant ve kosinüs bunlar tek yumurta ikizi olduklarından dolayı nerede tanımlı olacak bunlar arkadaşlar? Nerede tanımlı olacak? Sıfırdan pi'ye kadar olan yerler. O zaman kotanjantın eksi olduğu bölge birinci bölge değil. Neresi olacak? İkinci bölge. Peki biz ikinci bölgedeki açıyı nasıl bulacağız? Pi eksi alfa. Öyleyse şuradaki bizim alfamız pi eksi 45, 135 derece. Buradaki alfamız alfa eşittir. Ne olacak? Pi eksi 30. Yani 150 derece. Şöyle kıyak bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Kosinüste ve kotanjantta açı eksi olduğunda biz ne yapıyoruz? Pi eksi diye yazıyoruz. O zaman baştan pi eksi yazıp alfayı bulduktan sonra yerine atabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Şu eksi kök üçlüyü bir daha hesaplayalım. Ark kot eksi kök üçlü arkadaşlar. O zaman biz bunu nasıl yazacağız? Pi eksi kotanjant kök 3. Kotanjantı kök 3 eden açı 30 derece. Pi'den çıktı 150. Ama gerek yok. Şimdi arkkot x nedir demiş. Attığım taklayı. O zaman ne oldu? Kotanjant pi bölü 4 eşittir 2x eksi 3. Kotanjant pi bölü 4 neye eşit? 1'e eşit. Buradan 2x eksi 3 eşittir 1'den. X eşittir muhteşem 2. Evet. Demiştik ki ark gördüğümüz her ifadeye nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde görürsek görelim alfa diyeceğiz. O zaman ben dedim alfayı. Şimdi ark tanjant eksi 12 bölü 5 eşittir alfaysa buradan tanjant alfa eksi 12 bölü 5 geldi. Bizim açımız demek ki tanjanttan dolayı neredeymiş arkadaşlar? Dördüncü bölgede bir yerdeymiş. Peki bizim sorumuz kosinüs pi bölü 2 artı alfaya mı dönüştü? Pi bölü 2'nin üzerine eklersek nereye gelir? İkinci bölgeye gelir. İkinci bölgede kosinüsün işaretin arkadaş eksi. Adı değişir. Eksi sinüs alfa olur. Peki geldik buraya. Alfanın bura olduğunu düşünürsek 12'ye 5'miş. Hipotenüsüne gelecek 5 12'den 13 gelecek. Bu adam bize sinüs alfayı istiyor. Sinüs alfanın eksilisi. Peki bizim alfa açımız dördüncü bölgede olduğundan, dördüncü bölgede sinüste eksi olduğundan, o zaman eksi 12 bölü 13, bir eksi de burada var. Emiştirdik eksileri, 12 bölü 13 oldu. Tanjant sormuş yine. Arkadaşlar hemen arklı ifadeye alfa 2 tane verdiği için diğerine de dedim teta. Şimdi birinci taraftan ark sinüs 1 alfa sinüs alfa 1. Sinüsü 1 eden açına kurban oldum. Pi bölü 2. Ark kosinüs x eşittir teta. Kosinüs teta ne oldu buradan? X. Hemen sinüste üçgen çizmeye gerek yok. Çizdik üçgeni.
Olsun teta dedik. Neymiş bu tetanın kosinüsü? X. O zaman komşuda X, hipoda 1, psikometrici 1 eksi X karede Pisagor'dan karşıya düştü. Bizim sorumuz ne oldu arkadaşlar? Tanjant alfanın yerine pi bölü 2'yi yazdım. Artı teta oldu. He, devam ettik, devam ettik. İkinci bölgede tanjant eksi adı işaret değiştirecek. Adı değişecek. Ne oldu? Kotanjant teta. Peki verilen üçgende, verilen üçgende biz kotanjantı bulduğumuzda komşu bölü karşıdan dolayı eksi komşu 1 eksi x karenin karekökü cevap oldu. Yine benzer soru bunlar arkadaşlar. Hep bölgeleri almaya çalıştım. Dedim ben buna alfa. O zaman ark sinüs 3 bölü 5 alfa. O zaman sinüs alfa 3 bölü 5. Çizdik üçgeni. Olsun bura alfa. Karşısı 3. Hiposu 5. O zaman psikometriciden yine ne geldi? 3, 4, 5'ten 4. Bizim sorumuz ne oldu? Kosinüs pi artı alfaya geldi. Pi artı alfa nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs eksi. Adı değişir mi? Hayır. O zaman eksi kosinüs alfa. Kosinüs alfayı hemen gittik üçgenimizden getirdik. Komşu bölüden dolayı eksi ne oldu? 4 bölü 5. Pardon arkadaşlar. Şimdi ben buna alfa dediğimde o zaman içeri dışarı kosinüs alfa ne gelecekmiş buradan? 5 bölü 13. Bizim sorumuz ne oldu? Tanjant 3 pi bölü 2 artı alfa. Dördüncü bölgede tanjant eksi. Kesirli adı değişti. Eksi kotanjant alfa. Yine ne oldu arkadaşlar? Hemen üçgene başvurmamız lazım. Şurasının alfa olduğunu düşündüğümüzde komşusu hipotenüsü varmış karşıda 12'si. Kotanjant komşu bölüden dolayı 5 bölü 12 bir de önünde eksi var. Evet. Evet. Arkadaşlar buraya alfa diyeceğiz. Buraya alfa diyeceğiz. O zaman tanjant alfa 3 bölü 2 olmuş oldu. Peki biz buraya alfa deyince ne oluyor? Takas yaptığımız zaman tanjant alfa 2x eksi 1 bölü x artı 1 oluyor. Madem tanjant alfalar kardeştir, o zaman bunlar aynı anne baba çocuklarıdır. Yani 2x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir 3 bölü 2'yi çözeriz. Bir diğer nokta arkadaşlar, eğer ben tanjantı f fonksiyonu diye düşünürsem arc tanjant f fonksiyonunun tersidir. F bileşik f birim fonksiyondur. O zaman burası varır gider, biz de arkasından bakar kalırız. O halde 2x eksi 1 bölü x artı 1 onlar varıp gidince ne kaldı arkadaşlar? 3 bölü 2. Yaptık içler dışlar çarpımını. 4x eksi 2, 3x artı 3. Yolladık o tarafa, bu tarafa x eşittir 5. İse sayısı pozitif x sayısı nedir demiş. Biz arklı olan ifadeye ne diyecektik arkadaşlar? Arklı olan ifadeye alfa diyecektik. Şimdi ben buna alfa deyince aslında ona da alfa demiş oldum. Öyleyse şöyle bir şeyle karşılaştım. Tanjant alfa x artı 2, diğerinden kotanjant alfa x eksi 2. Peki ben ne bilirim? Tanjant alfa ile kotanjant alfa birbirlerinin tersi olduğu için taraf tarafa çarparsam x artı 2 çarpı x eksi 2. Şuraya devam ettim. X kare eksi 4 eşittir vermiş. X eşittir artı eksi kök 5 çıkar. Pozitifini sormuş. Eksisi olur mu olmaz mı denememiz lazım ama öyle sorduğu için uğraşmadım. Şimdi arka dedim yine alfa. O zaman bizim sorumuz ne oldu? Kosinüs alfa nedire dönüştü? Peki takası yaptığımızda kotanjant alfa neymiş? X. Hemen çizdik üçgenimizi. Burası alfa ise x'dir 1'dir. Pisagor'dan 1 artı nedir?
X karedir. Peki kosinüs alfa neydi? Comşu, comşu, comşu. Comşu bölü hipotenüs. O zaman X bölü 1 artı X kare oldu. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Her tarafı 2 ile haşladığımda şöyle oldu. Önce şurayı aldım arkadaşlar. Dışarı içeri, içeri dışarı olunca sinüs pi bölü 2 eşittir x kare eksi x eksi 11 oldu. Peki sinüs 90 ne? 1. Attık bunu da karşıya. X kare eksi x eksi 12 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırırsak x eşittir bir 4 gelir. X eşittir bir de eksi 3 gelir. Çözüm kümesi demiş. Eksi 3'e 4 oldu arkadaşlar. Lan döktürmüşüz biz de ya. Bu son kağıdımız arkadaşlar. Birinci soru başta da yazılabilirdi. Ama biz burada yazmışız. Birebir ve örten ise o zaman tersi de vardır ve tersi de fonksiyondur. Zaten bize tersini sormuş. Şimdi biz burada y, bu y, içerideki x ile y'nin yerlerini değiştirdiğimiz zaman ters fonksiyona ulaşmış olacağız. Buradan o tarafa bu tarafa attığımda kosinüs x eksi 3 eşittir 1 eksi y oldu. Ama bizim o x'e ulaşmamız lazım. O x kosinüsün içine sıkışmış kalmış, can çekişiyor. O zaman bunu dışarıya, onu içeriye attığımda x eksi 3 zıpladı çıktı dışarıya. Tabi takas yaptığımız için terse dönüştü. Öyleyse ark kosinüs 1 eksi y oldu. X'i yalnız bıraktım. 3 artı ark kosinüs 1 eksi y oldu. En sonunda ne yapıyorduk hatırlayın fonksiyonlardan. Bunların yerlerini değiştirdiğimiz zaman yeni sosyetik y ters fonksiyonumuz ne olmuş oldu? 3 artı ark kosinüs 1 eksi x oldu arkadaşlar. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı nedir demiş. Bir sonraki sorumuzda. Aslında bu soru karşılaşırsınız. Her zaman karşılaşırsınız arkadaşlar. Ben aslında ters trigonometrik fonksiyonların tanım aralıkları eksi 1-1 aralığında demiştik. Ama oradan değil şuradan geliyorum. Eğer arkkostan normale geçiş yaparsam içerideki dışarıya zıplarken dışarıdaki içeriye patlar. Yani o zaman kosinüs fx eşittir x eksi 3 bölü 2. İçeriye daldı, içerideki dışarı çıktı. Yani takas oldu. Peki kardeşim, kosinüs fonksiyonunun alacak olduğu değerler nerededir? Eksi 1, 1 aralığındadır. O zaman bunun eşiti olan bu ifadenin de alacak olduğu değerler eksi 1, 1 aralığındadır. Eksi 1 küçük eşittir. X eksi 3 bölü 2 küçük eşittir 1. Çarptım 2 ile eksi 2 küçük eşittir. X eksi 3 küçük eşittir 2. Yolladım her tarafa 3'ü. 1 küçük eşittir x küçük eşittir 5 oldu arkadaşlar. O zaman x'in alacak olduğu değerler 1, 5 aralığıymış. Evet arkadaşlar bu son kağıtmış. 11. sınıf trigonometriye ben burada noktaladım. 12. sınıf trigonometri için biraz galiba ara vereceğim. Çünkü şu an itibariyle analitik geometriye başladım. Hayırlısıyla oradan devam edeceğiz. Pes etmeyin arkadaşlar. Tekrar etmeyi ihmal etmeyin. Gerekirse soruları ayrı ayrı kağıda çıkarıp tekrar tekrar çözün. İyi günler temennisiyle görüşmek dileğiyle.